Bu videom sadece AK Partililere yönelik arkadaşlar. Onlar için hazırladım. Hep muhalifler için hazırlıyorum. Muhaliflere hitap eden. Gerçi herkese sesleniyorum ama bu videom özellikle, bakın özellikle altını çizerek söylüyorum. AK Partililere yönelik. İzlerler mi izlemezler mi bilmiyorum ama kafamda deli sorular var. Mesela şöyle düşünüyorum. AK Partililer, sevgili AK Partililer, sevgili MHP'liler. Siz de bu videoyu lütfen dikkatle izleyin. Mesela yıllar yıllar önce eğer Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir laf etseydi, deseydi, bir gün zengin olduğumu duyarsanız, eğer Kemal Kılıçdaroğlu çok zengin oldu diye duyarsanız bilin ki çalmıştır deseydi ne düşünürdünüz? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan yıllar yıllar önce aynen bu sözü kullanmıştı. Bir gün Recep Tayyip Erdoğan çok zengin oldu diye duyarsanız bilin ki çalmıştır demişti. Bugün Orta Doğu ve Balkanların en zengin maddi anlamda siyasetçilerden biri kim sorusuna yanıt verdiğiniz zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela aklımda şöyle bir soru var. Eğer daha belediye başkanı iken, gerçi Kemal Kılıçdaroğlu hiç belediye başkanı olmadı ama belediye başkanı olduğunu varsayalım. Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanı iken Amerika'da Beyaz Saray'da misafir edilseydi ne düşünürdünüz? Bakın Beyaz Saray'dan söz ediyorum. Yani daha şeylerin gelip konsolosların ya da büyükelçilerin gelip Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesinden söz etmiyorum. Kaldı ki diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş olsaydı ne düşünürdünüz arkadaşlar? Recep Tayyip Erdoğan daha belediye başkanı iken Amerika'da Beyaz Saray'da misafir edilmişti arkadaşlar. Acaba neden? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Amerika'ya gidiyor ve Beyaz Saray'da misafir ediliyor. Mesela Abdurrahman Dilipak gibi bir gazeteci çıksaydı ve deseydi Kemal Kılıçdaroğlu için aslında AK Parti, tıkı CHP olarak versiyon, CHP versiyonu olarak düşünelim. CHP, CIA yani Amerika, İngiltere ve İsrail projesi deseydi ne düşünürdünüz? Mesela Abdurrahman Dilipak böyle bir açıklama yapmıştı. Abdurrahman Dilipak'ın kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yandaş bir gazeteci. AK Parti'ye ve Erdoğan'a yakınlığıyla bilinir. Abdurrahman Dilipak bunu itiraf etti ve dedi ki benim evde toplandılar ve Amerikalılar, İngilizler ve İsrailliler AK Parti'nin kuruluşunda destek verdiler. Kime destek verdiler? AK Parti'ye. Eğer aynı şey Kemal Kılıçdaroğlu için yapılsaydı ne düşünürdünüz arkadaşlar? Çok merak ediyorum ben bunu. Mesela İmamoğlu için şimdi gitti Balıkçı'da. Bakın Balıkçı'da Ankara Birleşik Krallık Büyükelçisi ile yemek yiyecek, Balıkçı'da buluşacak diye kıyameti kopardı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere yönelik bir konuşma yaptı ve dedi ki böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Sanki balıkçıya giden herkes içki içermiş, rakı içermiş, şarap içermiş ya da şunu bunu içermiş gibi. Ama belki de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilinçaltına böyle bir şey yerleşiyor ya da gençleri ya da kendi tabanını böyle manipüle etmeye çalışıyor. Ama ne dedim? Daha belediye başkanıyken Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da nerede? Beyaz Saray'da misafir edilmişti. Neden acaba? Peki Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Birleşik Krallık Büyükelçisi'yle Balıkçı'da buluşmasının neresi yanlış? Günümüz teknolojisinde telefon var, iletişim var, her şey var. Suç mu? Günah mı? O zaman Amerika'ya kadar gidip Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da misafir edilmesine ne diyeceksiniz? Sizce bu bir suç mu? Hayır, bence ikisi de suç değil. Ama eğer altını kaşımak isterseniz altından neler neler çıkar siz tahmin edin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu gemiciklerle, İsrail'le alışveriş, ticaret yapmış olsaydı ne düşünürdünüz arkadaşlar? Bakın gemiciklerle diyorum. Ya da şöyle söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu çürük raporu alıp askere gitmeyeydi. Ne düşünürdünüz? Nasıl bir fikre sahip olurdunuz arkadaşlar? Özellikle MHP'li arkadaşlara seslenmek istiyorum bu konuda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem paşa paşa gitti, askerliğini yaptı. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan çürük raporu aldı, askere gitmedi. Diyeceksiniz ki bir problemi varsa gitmeyebilir. Elbette gitmeyebilir. Ama kalkıp bunun üzerinden demagoji yapmak, bunun üzerinden kalkıp bazı isimleri karalamak, işte bu biraz ikiyüzlülük, riyakarlık olmuyor mu? Sevgili MHP'liler, sevgili AK Partili arkadaşlar,
Size sesleniyorum. Size yönelik bu video. Ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Mesela Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken Burak Erdoğan bir kaza yapmıştı. Biliyorsunuz bir Türk halk müziği sanatçısının ölümüne sebep olmuştu. Ve bu olayın üzerine hiç gidilmedi. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu böyle bir kaza yapsaydı ve üstü örtülmeye çalışılsaydı ne düşünürdünüz? Lütfen samimi ve inandırıcı ve elinizi vicdanınıza koyarak yorum yapmanızı özellikle istirham ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, ona göre değerlendirin. Ona göre eğer yorum yapacaksanız videonun altına, ona göre, lütfen ona göre, ikiyüzlü davranarak değil, riyakarlık ederek değil. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu APO'ya sayın şehitlere kelle deseydi ne düşünürdünüz arkadaşlar? AK Partili arkadaşlar, MHP'li arkadaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şey deseydi, demedi. Bunu diyen kimdi? Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şuradan bir anımsatma daha yapmak istiyorum. Biliyorsunuz önceki videolarda izlememişsinizdir ama siz bu videoyu izlediğiniz için lütfen bunu dikkatle dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu'na, ki ben de çok eleştiriyorum, bilen biliyor, bu ülkede PKK tarafından konvoyuna saldırı düzenlenen tek siyasetçidir. Bunu biliyor musunuz? Biliyorsanız da bilmemezlikten geliyor olabilirsiniz. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da linç edilmeye kalktı. Bu ülkede hangi parti, herhangi bir partinin liderinin, genel başkanının linç edilmeye kalktığını duydunuz mu? Duymadınız. Bunu bilmenizde fayda var. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir girişim yapılsaydı, mesela Erdoğan'ın konvoyuna PKK bir saldırı düzenlemeye kalksaydı ya da Erdoğan'ı linç etmeye kalksalardı ne olurdu? Hiç düşünüyor musunuz? Ama bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geldi. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi sevmiyorsunuz. Sevmek zorunda değilsiniz. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum. Ama yiğidi öldürüyorum, hakkını yememeye çalışıyorum. Hani öyle bir laf var ya, atasözü. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. İşte böyle davranmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden karşılaştırın. Kim ne yapmış, kim ne diyor, kim ne yapmak istiyor, kim amacı ne? 2001'de 1 Mart tezkeresi oylanmıştı arkadaşlar. 1 Mart tezkeresini Sayın Cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı meclise, parlamentoya getirdi ve Amerika'nın, bakın Amerika'nın isteği doğrultusunda, bakın Amerika, hani daha belediye başkanıyken Amerika'ya gidip Beyaz Saray'da ağırlanan Recep Tayyip Erdoğan var ya, Amerika'nın çıkarları doğrultusunda bu ülkeye bir 1 Mart tezkeresi getirdi ve Kuzey Irak'a Mehmetçi gitsin diye mecliste kulis yaptı. Ama duyarlı AK Partililer, duyarlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve vatan evlatları ve CHP o dönem 1 Mart tezkeresini Erdoğan'a rağmen çıkmasını engellemişti. Peki Amerikan çıkarlarına yönelik bu çabayı kim gösterdi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Peki Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir çaba içerisine girmiş olsaydı ne düşünürdünüz arkadaşlar? Ama Recep Tayyip Erdoğan o 1 Mart tezkeresi çıksın diye her şeyi yaptı ama az önce de vurguladığım gibi duyarlı AK Partililer, duyarlı milliyetçi gerçek vatansever parlamenterler buna izin vermediler. Ve 1 Mart tezkeresi Erdoğan'a rağmen, Amerika'nın isteğine rağmen geçmemişti. Unuttunuz değil mi? Unutmayın, ben anımsatmış olayım. Eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider görevimi yapar. Deseydi Kemal Kılıçdaroğlu neler düşünürdün? AK Partili kardeşim, MHP'li kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan bunu söyledi. Ama sen bütün bunları görmezden geliyorsun. Neden? Bakın, Recep Tayyip Erdoğan emir komutan merkezim emrederse papaz elbisesi bile giyerim ne demek? Kim emir komuta merkezi Recep Tayyip Erdoğan'ın? Recep Tayyip Erdoğan kimden emir alıyor? Mesela Fethullah Gülen'e ne istediniz de alamadınız, ne istediniz de vermedik deseydi Kemal Kılıçdaroğlu ne düşünürdünüz arkadaşlar? 15 Temmuz darbe girişiminde o gece vatandaşı sokağa çağırsaydı Kemal Kılıçdaroğlu ve 300 küsur insan yaşamını yitirseydi ne düşünürdünüz? 15 Temmuz'un ortaya çıkmasından eğer Kemal Kılıçdaroğlu suçlu olsaydı, ortaya çıkması, yaşanması, 15 Temmuz faciasının ne hissederdiniz?
Bu sorulara yanıt verdiğiniz zaman, verebildiğiniz zaman arkadaşlar, gerçek anlamda vicdanınızın sesini dinlemiş olacaksınız. Şimdi bazılarınız diyeceksiniz ki 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyon karşısında kurulmuş darbe girişimini izliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece neredeydi arkadaşlar? Neredeydi biliyor musunuz? Hiç zannetmiyorum bildiğinizi. Neyse siz bildiğinizle kalın ama lütfen sorularınızı vicdanınıza bakarak yanıtlamaya, cevaplamaya çalışın. Kemal Kılıçdaroğlu APO'nun mektubunu destekleseydi, APO ile görüşmesi için özel izin verseydi ne düşünürdünüz? Soru bu arkadaşlar, ne düşünürdünüz? Ama bunları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı ve bebek katili namıyla halk arasında bebek katili olarak anılan Abdullah Öcalan'ın mektubunu destekledi. Sadece desteklemekle kalmadı. Kırmızı bültenle aranan terörist kardeşini TRT'ye çıkardılar. Kim çıkardı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Hayır, hayır. AK Parti iktidarı ve Erdoğan'a bağlı bütün birimler. TRT'ye çıktı bir terörist, AK Parti'ye destek istedi. Tam tersi olduğunu düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu için böyle bir şey yapılsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu APO'nun mektubunu destekleyip kırmızı bültenle aranan terörist kardeşi Osman Öcalan'ı TRT'ye röportaja çıkarsaydı neler hissederdiniz, neler düşünürdünüz? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bir çocuğu, 10 yaşındaki bir çocuğu mitingde kürsüye çıkarıp rakibine, mesela Recep Tayyip Erdoğan'a hain dedirtirseydi ne düşünürdünüz arkadaşlar? Ya da ona geçin, küçücük bir çocuğun Recep Tayyip Erdoğan'a bu şekilde seslendiğini duysaydınız neler hissederdiniz? Soru bu arkadaşlar. Neler hissederdiniz? Bir çiftçiye anını da al git deseydi Kemal Kılıçdaroğlu, düşünceleriniz, duygularınız neler olurdu? Bugün Recep Tayyip Erdoğan hakkında ne düşünüyorsanız aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu için de düşünür müydünüz? Döviz yükselirken, 18 liraya kadar dolar çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetseydi ve seyretseydi ve bir gecede dolar 12 liraya düşseydi ve 18 liradayken birileri dolar zengini olurken Kemal Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetseydi dediğim gibi neler düşünürdünüz, neler hissederdiniz? Ama bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan tarafından oldu, yapıldı, uygulandı arkadaşlar. Sizler AK Partililer, CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Meral Akşener'den, İyi Parti'den, daha doğrusu muhalif olan herkesten nefret ediyorsunuz. Size nefret etmeniz öğretildi. Oysa ben, sen, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, CHP'liler, İyi Partililer, Gelecek Partililer, Deva Partililer, Memleket Partililer, HDP'liler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Türkler, Arnavutlar, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Soruyor musunuz? Neden ben AK Parti'den nefret edeyim? Neden sen CHP'den, Cumhuriyet Halk Partililerden nefret ediyorsun? Hiç sordunuz mu? Bizi bu duruma kim getirdi? Neden birbirimizden bu kadar nefret eder olduk? Neden kötülük Anadolu'nun, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında kol geziyor? Hiç duydunuz mu bir CHP'liden pudra şekeri ya da uyuşturucu kullandığını? Duymadınız. Ama AK Partililerin boy boy fotoğrafları çıktı. Uyuşturucu kullanan, mafya ile işbirliği yapan birçok ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onları görmüyor, görmezden geliyor ve ne yapıyor? Ekrem İmamoğlu balıkçıya gitmiş, orada rakı içecekmiş, içki içecekmiş vesaire. Bununla ilgili bir takım iddialarda bulunuyor. Varsayalım balıkçı da gerçekten içki içecek, rakı içecek ya da şarap içecek İmamoğlu. Kime ne? Sana ne? Bana ne? Varsayalım Recep Tayyip Erdoğan 5 vakit namaz kılıyor, hacca gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bana ne? Sana ne? Kimi ilgilendirir? Bu günahların hesabını sadece tek bir Allah. Onun hesabını kul Allah'a verir. Kimse hesap soramaz. O yüzden arkadaşlar lütfen sorun, sorgulayın. Neden? Neden? Neden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kadar nefret ve öfke dolu? Neden? Bunun cevabını bulduğunuz zaman eminim uyanacaksınız. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanırlar.
Siz ölmek mi istiyorsunuz, yoksa uyandığınızda köle olarak mı yaşamak istiyorsunuz? İşte bütün mesele bu.